Çok duygusal anlamda yoğun bir geceydi aslında. 6 Şubat'ın yıl dönümüydü. Oradan başlamak istiyorum. Neler söylemek ister bu konuyla ilgili? Ardından maçı da değerlendirmesini rica edeceğim. Emotional wise it was an intensive game because it's the anniversary of the earthquake. What would you like to say about this and then we will be talking about the match? Yes, first of all, everyone knows what happened last year. It was a very sad moment and we are very sad about the people who died and who got injured. So yeah, my feelings are with them. And, yeah, we have to continue. Hopefully with football they can be a little bit more happy and hopefully they they enjoy it a little bit today. Öncelikle tabii ki deprem hakkında konuşmak gerekirse herkes geçen sene burada nelerin yaşandığını biliyor. Hepimiz için çok üzücü olaylardı. Hem hayatını kaybedenler hem de yaralananlar için hepimiz çok üzgünüz. Her zaman onların yanındayız. Umarım birazcık da olsa futbolu onlara mutluluk verebiliyoruzdur. Hayat devam ediyor. Futbolla bir şekilde devam ediyoruz bu şekilde. Bugünkü karşılaşma ile ilgili neler söylemek ister? Oyuna sonradan dahil oldu. Ve sezon genelinde de Ferdi'nin geçtiğimiz sezondan bu yana yükselen bir performansı var. Taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan bir futbolcu. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Süper Lig'den işte Arda Güler'in transferi, Sasha Boy gibi yüksek bonservis bedeliyle transferler var. Ve Ferdi'nin adı da hep bu rekoru kıracak oyuncular arasında anılıyor. Bu kendisi için artı bir pozitif motivasyon mudur? Yoksa bu haberlere şu an kulağı kapalı mıdır? Nasıl değerlendirir bu tarz yorumları? And today you came from the bench. Since the last season you have a rising performance. You are appreciated by all the people. And for example, Arda, Boye, they went to Europe with very high transfer fees and people think that you might break that record. Does it provide you a positive motivation or you don't care about this news? No, for me the most important thing is Fenerbahce. I will stay with Fenerbahce to fight for the cups and hopefully we can win a lot of cups. And yeah, who knows what happened after, but I'm here to with Fenerbahce to win cups. We're in four cups in the race and yeah, hopefully we'll win a lot of cups this season and I will do everything to reach that. Benim için en önemlisi Fenerbahçe. Ben şu anda Fenerbahçe'de kupalar kazanmak için savaşıyorum. Bunun için buradayım. Umarım bu sene pek çok kupa kazanırız. Sonrasında neler olacağını bilemeyiz. Kim bilir neler olacak ama benim şu andaki amacım burada kupalar kazanmak. 4 tane kaldırabileceğimiz kupa var. Umarım çok fazla kupa kazanırız. Ben de bunun için elimden gelen en iyisini yapacağım. Çok teşekkür ediyoruz Ferdi. Tebrik ediyoruz.